Evet. İkinci saate hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. Kontrol edelim. Evet. Okay guys, welcome to the second hour of 12th week. We are talking about columns buckling, and in the first hour I gave you how to derive the equations that shows the critic stress and critic force for buckling of columns. And then in this lecture I will give you some more theoretical information about the support types and bucklings, about the configurations that we can have on columns. And then you will have some example problems. So let's start. Okay, so in the previous derivation of the Euler's formula, we were considering the columns with two. Let me show you in this example. Look at this one. This is where we derived our equations, and remember the video and the free body diagram. So the columns were pinned at both ends, and look at A and B. Okay, and this is the configuration that we derived our equations. But as you can see in this examples, okay, there are four cases here. We might have different configurations in terms of the ends of the columns. Okay, so for example, in a column with one fixed and one free end, okay, so the Euler equation is going to be altered a little bit. It's going to change a little bit, and in order to include it in our equations, what we do is, remember in the critic load equation and for the critic stress equations in the previous, let's go back to our previous, for example, let's go back here. So when we have these two force equations, okay, this is the equation for critic load and this is the equation for critic stress. Okay, so here we have L representing the length of the column. Be careful. So please try to remember this image. Okay, we have the L representing the length of the column for critic load here and for the critic stress here. So now, instead of using a raw L here, I'm writing here L E here. Okay, so this E represents the effective length. Okay, so what it stands for is that depending on the configuration of the column, for example, for this case one fixed end and one free end, this the effective length is actually twice of the actual length. Okay, so LE over R is also called the effective slenderness ratio. Okay, so maybe this one gives a lot for you. Okay, so we have write our equations for both pin and columns at this configuration. The effective length is actually the original length, so it is okay to write L for pin ends. But to write the formulation in a most generic way, we use these two formulations. Okay, and we select LE depending on the configurations here. Okay, for example, if the column is fixed on one end and free on the other end, the effective length is going to be twice of the original length, so 2L. So I will put 2L here, 2L here, if we have a column one fixed end and one free end. If we have both ends pinned, we put L here. Okay, here we put L. If one fixed end, one pinned end, okay, we put 0.7L here in the formulations. Okay, and if I have both ends fixed, I just use 0.5L, okay, in the formulation. Okay, so
In terms of the buckling topic, we have these two formulations, okay? So you can see it, and then we have these four cases, okay? And depending on these cases, we select what our LE is, and then we can find the critic load and critic stress, okay? So let's solve our first example, and then I wrap it up in Turkish. Okay, so we have a certain steel, A992 steel column. It has 5 meters, it is 5 meters long, and it is fixed at both ends. Okay, be careful, it is written here, fixed at both ends. So the cross section area is given here, it is a hollow profile, okay? So it is asking me to find out the critical load. So it's asking me what is P critic, okay? So my formulation is this one, okay? I should use this one. But now I need to find out what LE is. So it says me that it is fixed at both ends, and for fixed at both ends, my effective length is 0.5L. Remember here, okay, both ends fixed, okay, so I just use 0.5L, I put it in here, and I can get the critic load, okay? So I will use 0.5L in the formulation to find out the critic load for this question. So let's look at the formulation here. The elastic modulus and the inertia, okay, and I need to find out the inertia, so it is easy, you know, if I have this hollow type of profile, the inertia is actually the bigger one minus the smaller one, okay, it gives me, so this is the bigger one inertia, the smaller one inertia, this is my inertia value, okay, pi square is always here, so k times L here is actually representing the effective length, which is 0.5L, so I just put 0.5L here, remember 5 meters, and for elastic modulus, and I need to look at the tables, okay, engineering kinematics and so on and so forth, okay, it is a certain certain steel, so you need to find out the elastic modulus of this steel. So I mean, if this was an exam question, I already give you the elastic modulus, but in this example it is leaving us to find out the elastic modulus. So finally, the critic load is 272 kilonewtons, okay, so this is my critic load, okay. What this is one leg of the solution. Be careful in this columns buckling, we have two strategies, okay, two things we should consider. First, we should consider the physical happening on buckling, okay, we should make certain that it is not buckling, and always we should check for the axial stress, the normal stress, okay? So the normal stress should be checked, and it is very simple. So this is the maximum load that I can apply depending on buckling. So I look at the, as I told you, this is A992. You can look at it anywhere, okay? It gives you the tensile stress, okay, the allowable stress is 3, 4, 5, so I check it, the stress is 105, which is lower than yield stress, so I can apply load as much as the critic load, okay, so I check two ways, so this is always how it's going to be in the columns buckling, okay, you should check the system against buckling, and also you should check system about on a normal axial stress. Okay, before moving on the next question, I will wrap it up in Turkish. Evet arkadaşlar. Evet. Evet, her şey sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Tamam. Peki. Şimdi
ikinci 12. haftanın ikinci saatine başlayalım. Okey. Şimdi şu ana kadar öğrettiğim şu ana kadar öğrettiğimiz Euler formülü bizim önceki örneklerde bakarsanız iki ucu da pin tipi, burada görüldüğü üzere ikisi ucu da pin tipi pin-ended beam için ürettiğimiz formüllerdi. Ve bu formülleri türettiğimizde kritik stres burada görüldüğü gibi, kritik kuvvet, kritik stres de burada görüldüğü gibiydi. Şimdi iki ucu pin tipi olmayan daha genel bir şekilde bu formüllerimizi yazmak istersek burada L yerine LE dediğimiz efektif uzunluğu koyuyoruz. Efektif uzunluk ifadesini koyduğumuzda bu efektif uzunlukta bizim sütunumuzun, kolonumuzun yükleme tipine göre, yani uçlarındaki support tipine göre değişiyor. Mesela buradaki örnekte bir ucu sabit, bir ucu hareketli olan bir kolon yapısında efektif uzunluğumuz normal uzunluğun iki katı olarak alınması gerekiyor. Genel olarak 4 tane konfigürasyonumuz var bizim. Both end speed, yani iki ucundan da pinle tutturulmuş olan ve formülü ürettiğimizde zaten efektif uzunluk normal uzunluğa eşit oluyordu. Eğer bir ucu sabit, bir ucu serbest, bir ucu fixlenmiş, bir ucu serbest bırakılmışsa efektif uzunluğumuz 2L kadar olacak. Bir ucu fix sabitlenmiş, bir ucu pin tipinde ise bu şekilde görüldüğü gibi efektif uzunluğumuz 0,7. İki ucundan da sabitlendiyse de efektif uzunluğumuzu 0,5 olarak alıyoruz. Daha sonra bu aldığımız efektif uzunlukları burada gördüğünüz formüllerde yerine koyduğumuzda kritik kuvveti ve kritik stresi kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi peki şunu bir daha başlatacağım. Evet, konfigürasyon, yani sütun kolonun konfigürasyonu, support konfigürasyonuna bağlı olarak efektif uzunluğumuzu seçiyoruz. Bizim örneklerimizde, sınav sorularınızda veya quiz sorularınızda veya derste çözeceğimiz örneklerde bu 4 konfigürasyonu kapsıyor olacak. Bir ucu sabit, bir ucu serbest, iki ucundan pin olarak pinle tutturulmuş. Bir ucu fixed, bir ucu pinli, iki ucu da fixed, iki ucu da sabitlenmiş olacak şekilde bu 4 konfigürasyon için efektif uzunluklar burada verilmiş. Bunu formülde yerine koyduğumuzda bu 4 kolon bağlantı şekli için bükülme analizini rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi bunu bir örnekte uygulamak istersek, burada soru verilmiş. Evet, 5 metre uzunluğunda bir kolonumuz var. İki ucundan da sabitlenmiş, bakın fixed at both ends diyor. Kesit alanı burada görüldüğü gibi verildiğine göre kritik yükü, yani P kritiği bulmamızı istiyor. Şimdi bizim aslında P kritik formülümüz burada verilmiş durumda. Burada bilmediğimiz bir tek veya yeni öğrendiğimiz şey efektif uzunluğun ne olduğunu tespit etmek. O da iki ucu pin olduğunda efektif uzunluk 0,5 normal uzunluk kadar oluyordu buradan gördüğünüz üzere. Şimdi burada kritik kuvvette LE yerine 0,5 L koyarsak, bu soruyu LE yerine 0,5 L koyarsak bu verilmiş inerşiyasını bulacağız. Elastisite modülünde çekeceğiz. Malzemenin tipi verildi. Direkt kritik kuvveti bulabileceğiz. Öncelikle inertia, yani ataleti buluyoruz. Dikkat edin, içi boş bir dikdörtgen profil. Dolayısıyla büyük içi boş dikdörtgen profil için her zaman en kolay yaklaşım, büyükten küçüğü çıkardığımızda inertiasını bulabiliyorduk. Evet, büyük şeklin ataleti, küçük şeklin ataleti çıkardığımızda içi boş
dikdörtgen şeklin ataletini bulmuş oluyoruz. Bunu inertia'ya da yerine koyacağız. Burada K dediği bizim efektif uzunluğu bulmamız için ki K olarak ifade etmiş, yani 0.5 L. L de 5 metre olduğu için 0.5 çarpı 5 verilmiş. Inertia'yı da bulmuştuk, koyduk. Pi burada zaten. Evet, burada 200 GPa malzemenin elastisite modülü var görüldüğü üzere. Bunu soru bize malzemenin tipini vererek belirtmiş. Yani aslında bu soruyu çözerken bu malzemenin elastisite modülünü bakıp oradan çözümü bulmamızı istiyor. Tabi bu bir sınav sorusu olsaydı bu değeri ben size verirdim ama normal bir çözümde kitaptan, internetten bu bilgiye rahatlıkla ulaşabiliriz. Şimdi bu analizi yaptığımızda sütun konusunda, yani kolanın bükülmesi konusunda kritik kuvveti 272 kN olarak bulduk. Yani 272 kN ve onun altındaki kuvvetler bu kolonun bükülmesine, iki ucundan sabitlenmiş 5 metre uzunluğundaki bu kolonun bükülmesine engel olacak 270 kN ve bunun altındaki yükler. Peki 272 kN normal stresi de kontrol etmemiz gerekiyor. Dersin başından beri dikkat etmenizi istediğim, defalarca söylediğim bir konu. Kolonların bükülmesiyle ilgili yaptığımız analizlerde her zaman için iki yönden soruya yaklaşmamız veya tasarımı iki yönden incelememiz gerekiyor. Bunun birincisi normal eksenel stres. Her zaman yaptığımız, daha önce dersten, bu dersten önce yaptığımız kuvvet stres eşittir kuvvet bölü alan, bu izin verilen stresin altında mı kontrolü. Bir ikincisi de bu kuvvet, bu yükleme, bu stres bu kolonun bükülmesine sebep olacak mı? Bu derste öğrendiğimiz kritik stres veya kritik yük analizi. Şimdi kritik yükü bulduk. 272 kN ve bunun altındaki yükler bu kolonun bükülmesini engel oluyor. Yani 272 kN sınır değer bizim için. Fakat bu değer normal stres açısından uygun mu? Yani bu değerin oluşturacağı stres allowable stresin altında, buna bakmamız lazım. 272 kN. Malzemenin tipi belli. Bakın burada örnek bir şekilde Wikipedia'dan veya herhangi bir yerden alabilirsiniz. 345 megapaskallık bir yield stresi var malzemenin. Bu yükün 272 kN'ın bu cisim üzerinde oluşturduğu stresi direkt kuvvet bölü alandan, işte şu bizim alanımız, buraya bunu uygularsak bu kuvvet bölü alan oluşturduğu stres 105 megapaskal çıkıyor. Bu da izin verilen stresin altında olduğu için buckling için yaptığımız çözüm geçerlidir diyebiliyoruz. Okay. So we have another example. So first let me check if everything is okay. So it seems so. Here also it is good. Okay. So the third example here. Okay, so I need you to be careful on this one, okay? This is a nice question. Okay, so we have an aluminum column given with these dimensions A, B, and L. Okay, it has a rectangular cross section. It has a fixed end at B. Be careful, this is a fixed end here. This is a fixed end. And two smooth and round fixed plates restrain end A here, moving in one of the vertical planes of symmetry but allow it to move in the other plane. So what this says is that so at this end A, okay, so this column can move in Z direction, okay, it can move, but it cannot move in Y direction. Be careful, it can move in Z direction but it cannot move in Y direction. So now depending on be careful, this is a three-dimensional design, okay, this is a three-dimensional design. Depending on your plane, for example for XY and XZ, the end A will have a different configuration. I am repeating it. So this is a three-dimensional space, three-dimensional problem.
So I will have two ends, obviously, for x y plane. So this is x, careful, so this is x. For x y plane, okay, for x y plane, so this end A has a different configuration compared to this x z plane, okay, because in x y plane it's not going to move, but for x z plane it's going to move. So now, depending on the plane, I will have a different configuration, different effective length, okay? I expect you to understand that much. So let's look at it in here. So at xz plane, be careful, this is the x plane. At xz plane, so one end is fixed, obviously, but the other end in xz plane, in xz plane, because this column at A move in z direction, so in xz plane I can say that this column is fixed on one end, the B end, but free on the other end, the A end. So the effective length in xz plane is 2L, but for xy, okay, so this guy is fixed at one end, but it is pinned in the other end because it will move like this, okay, as shown here. So the effective length for xy plane, the effective length in xy plane is going to be 0.7L, okay. So this part is important, and as I told you many times, I like these kind of questions because it requires for you to think about it, okay? It's not giving you the solution. It gives you the hint and then expects you to think about it, okay? To find out the effective lengths for XZ and XY planes. Okay, so the question is finding the AB ratio for the two sides of this cross section. So the logic here is that the optimal design happens when the slenderness ratios are equal, okay? So slenderness ratios are like the resistance against buckling. So I need to find out equal slenderness ratio to say that this is the optimal design, okay? So for XZ plane, obviously, as I told you, the effective length is 2L, okay? But for XY plane, because it is, remember, one fixed, one pinned, the effective length is 0.7L. So I write it in here, and the radius of gyration for this xz is going to be b over square root of 12. Remember this one, you can take it from the tables, the inertia, okay, inertia over, you can remember this, or you can take a look at it, okay, this is the inertia of a rectangle. So if you do the math here, inertia over a, the square root of it, okay, it gives you this much. Here it is a over square root of 2, this is b over square root of 2, okay. And if you say that this one equals to this one, you get the optimal AB ratio, okay? So you write the equation, you write the parameterize it, and then you find the ratio A to B, okay? It says that A to B ratio should be 0.35, okay? For the optimal design of this column, depending on this configuration A, B, and the ratio should be A to B 0.35. Okay, so I like this question. Okay, and I will be happy if I can think that you all understand the solution here. Okay, so this is a nice question, especially when you find the two different configurations on one problem, because remember this is a three-dimensional space, three-dimensional question. So I expect you to do this one, okay, and then the rest is just a simple math. Okay,
So the last question here. Okay, so we have a strong back BC. Okay, it is made of this steel. Okay, it is a hollow as given in this presentation. So the outer diameter is 60 millimeters, inner diameter is 40 millimeters. It says me to determine the allowable maximum lifting force P. So we have a force P here, without causing strong bank to buckle, for and take the factor of safety 2. Okay, so this solution is easy, but it requires some background on vector analysis, because the force has been given here P, and I need to find out, let's say this is F, this is F. Okay, so I need to find out how P is related to F. This is simple statics, simple vector analysis. I mean, this will be a very simple question in statics lecture, but you should remember it. So you should find the amount of force at point B and C as a function of P, and then you will apply the theory of buckling. Okay, so you know, we are always in statics equilibrium. Okay, so I can find out the forces on joint A. Okay, so this is my force that's been applied, and this is the force I applied, P. Okay, and I need to find out force on AB cable and BC cable. I know the angles. Okay, I know that at this point A I have a static equilibrium, so I can typically say that the total of these three forces equals to zero. That gives me force AB. Okay, that gives me force AB at 0.707 P. okay, very simple. And then I write the equation, the equilibrium equation at point B. Okay, obviously I will have force AB, I will have force BD, and then I will have force BC, which I am looking. Okay, so here this is force AB. Okay, here I have force BD, and obviously I will have this force BC, which I need for buckling analysis. Again, I write the static equilibrium as shown in here. Okay, so 0.707 P here, FAB, and the total of forces equals to zero. You can simply find that the force FBC is 0.5 P. okay, so these two simple analyses are vector analysis from statics lecture. Again, you write the equilibrium on point, on any point, and then you say that this, this force plus this force plus this force should be zero. So if you know one of them, it is easy to find the other two. Okay, very simple. So once I have the force on BC, okay, which is 0.5 P, I simply write the critic force equation. Okay, for buckling, and I need to find the inertia, I need to find the elastic modulus, and then I need to find out what type of configuration is it. You can see that it is a pin type of a configuration, so it's been pin on both ends, which means that LE equals to L. okay, so you simply write 4 here as in effective length. Okay, 1 times 4, because LE equals to L for pin type of configuration. And then for elastic modulus, you can I don't know if it is given in the question. No, but it is given that this is the steel number, this is the material. You can find the elastic modulus. As I told you, if this was an exam question, I will of course give you the elastic modulus. And for inertia, it is this one. Okay, you can simply find the inertia of this one, as always, big one minus the smaller one. Okay, and what I have to do is I should also apply a factor of safety 2 here. So I just multiply it, 0.5 P, 2 equals to P. okay, so this is the critic force for buckling, and the amount is 60
3 kilonewtons. Okay, so this is the first thing I should check. This is the buckling thing, and also I should check it if it decrease stress is lower than the yield stress. So this much of force is going to create this much of stress, and the yield stress, remember 3, 4, 5, we have looked at it in the Wikipedia page, if you may remember. Where was it? Okay, somewhere here, remember 3, 4, 5 for this material, A992. Okay, so we write it in here, you check it, and then it checks out. So the critic stress is 63 kilonewtons. Okay, for factor of safety 2 and all the dimensions. Okay, so that concludes the second hour. So I will repeat this two questions in Turkish, and then you will end the second hour. Evet, her şey. Evet, tamam, sıkıntısız. Peki. Evet. İki tane örneğimiz var. Bunları da tamamlayıp ikinci saatimizi bitireceğiz. Evet, burada üç boyutlu bir kolon tasarımı verilmiş. Güzel bir soru bu. Bu sorunun çözümünü düzgün bir şekilde anlamanızı bekliyorum. Bu soruyu rahat bir şekilde çözebilmenizi bekliyorum sizden. Evet, alüminyum bir kolonumuz var. L uzunluğunda dikdörtgen kesidi şeklinde A5 kenar uzunluklarında. Bu alüminyum kolonumuzun B ucu sabitlenmiş. A ucunda ise bir support var. Bu supportun şöyle bir özelliği var. A ucu Y yönünde hareket edemiyorken, yani Y yönünde sınırlandırılmışken, Z yönünde hareket edebiliyor. Yani bu A ucumuz Y yönünde bir hareket yapamıyor bu supportlar yüzünden. Fakat Z yönünde bir hareket yapabiliyor. Böyle bir konfigürasyonu 3 boyutta olduğu için, yani XY düzlemi için ve XZ düzlemi için bu kolonda farklı bir konfigürasyon olacak. Dolayısıyla efektif uzunluk farklı olacak. Bunu anlamamız önemli öncelikle. Şimdi buna bakarsak XY, yani XY düzleminde sütunumuzu, kolonumuzu inceleyelim. XY düzleminde B ucumuz zaten fixed. A ucumuz da pin tipi. Yani şurada gözüktüğü gibi. Evet. XY düzleminde A ucumuz pin tipi, B ucumuz ise fixed. Fakat XY düzleminde çizelim. XZ düzleminde B ucumuz fixed zaten. A ucumuz ise serbest arkadaşlar. Bakın, bu Z yönünde hareket edebilir. Dolayısıyla XZ düzleminde ben bir ucu sabit, bir ucu serbest konfigürasyon halindeyim. Bu durumda benim efektif uzunluğum XY düzleminde 0.7L iken XZ düzleminde 2L olacak. Bakın, arada 1'e 2'den farklı fazla bir oran var. Şimdi bu düşünmeyi, buradaki efektif uzunluğu bulma kısmını hepinizden bekliyorum. Dediğim gibi, ben bu tarz soruları, yani düşünmenizi gerektiren, formül uygulamasının dışında biraz kafanızı yormanızı gereken soruları seviyorum. Şimdi bu bilgiyi bulduktan sonra sorumuz neydi? Bana AB oranını soruyor. Yani bu kolon tipi için en ideal AB oranını, en optimum AB tasarımını soruyor. Şimdi bu soru, yani bu kolon iki yönde, yani XY'de ve XZ'de bükülebileceği için benim seçeceğim AB oranının iki yönde de bükülmeye karşı eşit miktarda direnç göstermesi gerekir. Bükülmeye karşı direnci de slenderness ratio olarak tanımlarsak, yani XY düzlemindeki slenderness ratio'nun XZ düzlemindeki slenderness ratio'ya eşit alırsam
en ideal tasarımı yapmış olurum. Slenderless ratio neydi? Efektif uzunluk bölü radius of gyration'dı. Radius of gyration'ı XY düzlemi için XY düzlemindeki ataleti bulursanız atalet bölü alanın karekökünden A bölü kök 12 buluyorsunuz. İşte dikdörtgen kesitli bir cismin ataleti bölü alan, buradan A bölü kök 12 çıkıyor. Radius of gyration. Aynısı XY düzlemi için yaparsanız da işte tekrar atalet bölü alan, bu da kök içerisinde, yani B bölü kök içerisinde 12 çıkıyor. Uzunluklar, efektif uzunluklar XY düzlemi için 2L bulmuştuk. XY düzlemi için de 0,7L bulmuştuk. Dolayısıyla bu iki ifadeyi birbirine eşitlersek en ideal AB oranını buluruz. Bu ideal AB oranı bize neyi veriyordu? Tekrar edelim. XY düzleminde ve XY düzleminde slenderless ratio'nun aynı olmasını, yani aslında bir nevi buckling'e karşı eşit miktarda bir direnç göstermesini sağlıyordu. Evet, bu eşitliği yazdıktan sonra parametreleri, rakamları yerine koyduğumuzda AB oranının 0,35 olması bu örnek problem için en ideal tasarımdır diyebiliriz. Peki, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bu sorumuz da nispeten kolay bir soru. Şimdi buradan bir P yükü uygulanmış. Bu BC bir sütununda diyelim, BC kirişinde ne derseniz. Buradaki buckling'e karşı güvenlik katsayısının 2 olması için P ne olmalıdır diye soruyor bize. Yani şunu diyor. Yani güvenlik buckling'e karşı 2 güvenlik katsayısı istiyorum. Bu sistemi en fazla hangi P uygulayabilirim diyor. Şimdi bu sorunun çözümü kolay. Sadece bizim bu B ve C noktasındaki kuvvetleri, yani burada bir kuvvet gelecek. Bu kuvvetlerle, yani bu kuvvetlerle P arasındaki ilişkiyi tanımlamam gerekiyor. Bunu tanımlarsam, F'yi P cinsinden yazarsam, ondan sonra güvenlik katsayısını 2 koyup P kritik formülümü koyduğumda direkt P'yi çekebilirim. Peki F ile P arasındaki ilişkiyi nasıl yazacağız? Bunu statik dersinden, vektör analizden hatırlamanız gerekiyor. Şimdi şu A noktasındaki joint'i bakalım. Bu A noktasındaki joint'te AC kuvvetimiz var, AB kuvvetimiz var, bir de P kuvvetimiz var. Bunun serbest cisim diyagramını yazarsak AB ve AC'yi P cinsinden rahatlıkla yazabiliriz ki o da zaten 45 derece olduğu için 0,707 P geliyor. Daha sonra B'deki eşitliği yazarsak, B'deki eşitlikte bir FBC'miz var. Değil mi? Bir FAB'miz var. Bir de FBD'miz var. Bunları yazarsak FAB'nin 0,707 P olduğunu biliyorum. B noktasındaki toplam kuvvet eşittir 0 dediğimde, işte bunların toplamı 0'a eşit dersem, bunun bir tanesini bildiğinde biliyorsunuz diğer ikisini kolaylıkla çekebiliyorsunuz açıları da bildiğiniz için. Dolayısıyla FBC'yi de 0,5 P olarak buluyoruz. Şimdi sorunun bu ilk kısmı veya bu slide'daki kısmı basit vektör analizi, statik denge analizi, işte bir noktaya gelen toplam kuvvetlerin 0 olmasından dolayı diğer kuvvetleri bulduğumuz analizimiz. Bunu statik dersinde daha ilk başlarda defalarca yaptığımız kısımdı. Şimdi İşin buckling analiz kısmına gelelim. Kritik stresi bulmam lazım. Kritik stresi öncelikli olarak güvenlik katsayısı 2 diyorum. FBC de 0,5 P idi. Dolayısıyla benim FBC'deki kuvvetim P'dir diyorum. Güvenlik katsayısını 2 alarak normalde 0,5 P idi. Şimdi buradan P yükü geldiğinde bu bir buckling etkisi altında olacak. Dolayısıyla bu P en fazla ne olabilir? Bunu bulalım. P kritik formülünü yazıyorum. Bunun tipini bulmam lazım. Bakın burada pin type gözüküyor. Pin type olduğu için LE değerim benim L'ye eşit olacak. Dolayısıyla 1 çarpı L, yani 4 metreyi kullanıyorum. Elastik modülüsü bu malzemenin 200 GPa olarak daha önceki soruda da almıştık hatırlıyorsanız. Ataletini de bulurken yine her zamanki gibi hollow bir yapı var. Bu hollow yapı büyük, eksi, küçükten çıkıyordu. Ataletini direkt yazabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki bütün değerleri yerine koyduğumuzda 63 kN'luk bir P yükünün
bu sisteme factor of safety 2 olacak şekilde buckling'i olmayacağını, maksimum P eşittir 63 kN kuvveti A'dan dikey olarak uygulayabileceğimizi söylüyor. Bu tabi buckling için. Dersin başından beri anlattığım üzere buckling söz konusu olduğunda biz hem buckling için bir analiz yapacağız hem de normal stres analizi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla 63 kN'un bu cisim üzerinde oluşturduğu kuvveti kuvvet bölü alandan bulabiliriz. O da yaklaşık 40 megapascal ediyor. Dikkat ederseniz bu malzemenin 345 megapascallık bir akma stresi vardı. Bu onun hayli altında. Dolayısıyla sistemi buckling yapmayacak, yani bükmeyi bükmeyecek kadar kuvvetin zaten normal stres olarak bir sorun yaratmadığını gördüğünüz için P eşittir 63 kN'luk bir kuvvetle bu sistemi yukarıya doğru çekebiliriz veya bu kuvveti uygulayabiliriz diyebiliyoruz. Evet, böylelikle ikinci dersimizi de bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.